Bak Teoman dedim. Sen dedim Tayfun kadar cool bir insan değilsin. Ay ben karıştırıyorum hep Elipsu. Yani bu Tayfun kimdi şimdi? Ataköy Marina da barmen olan. Aynı zamanda da manken yani. Birkaç ajansa fotoğraf var. Bunun ara sıra iş çıkınca çağırıyorlar. Ha. En son ortopedik bel korsesi reklamında fotoğrafı çıktı. Aslen Kütahyalı. Uf, ay tamam. Herifin nüfus kötüğünü sormadık. Sen şimdi bu Tayfun'la mı çıkıyorsun? Yok. Teoman'ı Tayfun'la kıskandırıyorum. Ciddi değiliz yani. Teoman kıskanıyor mu bari? Ne diyorsun sen kızım? Herif ölüyor, ölüyor. Ama oh olsun, o başlattı. O da beni Sinem'le kıskandırıyordu. Ay Sinem kim? Tayfun'un eski sevgilisi. Vipo Çakmak Benzinleri Türkiye Başbayisi'nin kızı. Ay bir insanın babasının mesleğiyle anılması ne fena. Gerçi biliyorsun bizim soyadımız da Saka. Yani su dağıtıcısı demek. Benim büyük dedem Güllüpınar Kaynak Sularının Türkiye distribütörüydü. Birine beni anlatırken böyle anlattı Cadiciğim. Sıdıkla! Ay üstüme iyilik sağlık, herif o Robocop gibi adamı söylüyor ya. Benim ben. Kenar, kurye oldum ben artık. Tanıştırayım, kuryelerin büyük oğlu Kenar. Memnun oldum. Kuryelik bir işin falan olursa beni arayabilirsin Sıdıka. Hani bir yere paket falan götürülecekler. Anlatın mı? Gece gündüz hiç fark etmez arayabilirsin. Rica etsem sen kendini Kars'ın Digor ilçesine bırakabilir misin acaba Kenar? He? 22'den 46'ya. Ben 46, 22 abi tamam. Beni arıyorum. Kardeşim kızım neredesin sen ya? Tamam. Yoldayım abi tamam. Kanlıca'da 3 saatte senden paket bekliyor müşteri tamam. Az sonra oradayım abi tas tamam. Gitmem lazım Sıdıka. Görev beni bekliyor. Elveda. De hadi git işine. Ay çocuk kim ya? Pek de sevimliymiş yarma yani ha. Ona bak, öyle gözüktüğüne bakma. Çocuğun kim olduğunu söylesem şaşırırsın. Kimmiş? Çocuk var ya, 100 ünlü Türk büyüğünün oğlu. Vay be. Peki siz ne ayaksınız böyle? Aman bırak Elipsu ya. O kendi halinde bir ayı. Yani benimle hiçbir ilgisi yok. Hadi canım hadi hadi. Yemezler. Sıdıka! Kız Sıdıka! Efendim anne! Kız sen sabahtan beri neredesin bakayım ha? Ya buradayım Elipsu'yla laflıyorduk azıcık. Merhaba Safiyem teyze. Ay o yanındaki cüce kim kız? Vallahi göremiyorum iyi. Gözlük yok yanımda. Ya ne cücesi anne ya? Elipsu işte. Ay duymuyorum Sıdıka, ne diyorsun? Ya Elipsu, Elipsu! Elinin körü. Kız duymuyorum diyorum işte. Çabuk gel yukarı, yukarıda anlatırsın. Hadi. Kusura bakma Elipsu, hemen gitmem lazım. Annem böyle görmeyip duymadığı zamanlar çok iyi laf yetiştirir babama. Hadi hoşça kal. Anne! Ben gel. Ne bağırıyorsun kız? Sağır mı var? Hayır anne, kasıt var. Hiç yakışmıyor sana, tamam mı? Çok ayıp. Bana bak, sen ne surat yapıyorsun bir kere anneye ha? Görüşmeyeceksin dedik, işte o kadar. Sağlam pabuç değil o karı. Anne, sen gözlüğünü hiç çıkartma istersen ha? Yani herif suya ayakkabı dediğine göre bayağı ciddi bir görme problemin var senin. Problemli deme anneye Sıdıka. Görüşülmeyecek diyorsam görüşülmeyecek. Bir bildiğimiz var ki söylüyoruz. Ha, evet geliyor dedikodu, dinliyorum. Bana bak. Geçen de İkbal teyzen radyodan duymuş kız. Onun için Allah'ından bul güzelim diye bir şarkı istemişler. Kim bilir hangi çocuğun kanına girdi haspa, böyle bir şarkı istiyorlar. Lan hayret bir şey ya. Erin çocuğu kafa yiyip böyle bir şey yapmışsa niye Elifson'un günahını alıyorsun ya? Öyle deme Sıdıka. Kız ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani geçen sene de Öz Şahinler konfeksiyon atölyesi çalışanları ellere var da bize yok mu diye bir şarkı istemişlerdi onun için. 20 kişi çalışıyordu kız orada. Resmen manyaksınız siz ya. İşi gücü bırakıp radyo isteklerinden dedikodu üretir hale gelmişsiniz ya. Allah Allah. Ne var bunda? Gelişen medyanın imkanlarından yararlanıyoruz herhalde. Bak mesela şu karşı apartmanda oturan Nurcan var ya. Ha. Onun nişanlısı askere gitti. Tam 3 ay oldu. Oğluna bir tane şarkı göndermedi kız. Ay, zaten araları açıkmış diyorlar. Daha fazla duymak istemiyorum. Ama salak şey, daha fazla duymak istemiyormuş. Kız sen yat kalk da dua et bir defa. Bugüne kadar hiç kimse senin iffetine bir tane şarkı istemedi. Salak şey, sana söylüyorum Sıdıka.
Öyle mi? Peki Sıdıka, bundan sonra sana bir tane laf edersem görürsün sen gününü. Bıstam bıstam yapmak ne demekmiş anneye? Gör bakalım.